şu şartlara göre hani 11 milyar hiçbir şey değil. Hayat şu şartlarına göre ama hiç çalışmamaktan iyidir gene. Sabretmek lazım. Yani sabret edersen her şey olur. Ama sen sabret etmezsen, çalışmazsan, yan gidip yatarsan öyle bir şey yok. Armut diş, ağzıma diş, öyle bir şey yok yani. Peki gençler 3 milyonluk ev alabilir mi? Vallahi abi şu zamanda gerçekten zor. Siz hani, zamanınızda alabilir miydi? Vallahi bak benim de iki tane evladım var. Abi çalışırlarsa, hani destek olurlarsa, mücadele ederse olur. Peki siz ev aldınız abi kendi? Benim kendi evim Allah aşkına. Çalışarak aldınız. Biz çalıştık abi. Tek başınıza? Yok biz ailece, kardeşler böyle çalıştık, birlik olduk, yaptık yani. Eskiden vatandaş tek başına ev alabiliyordu diyor halkımız. Şimdi gençler 3-4 kişi çalışırsa anca alır diyor. Ya zor. Şimdi 3 kişi, karnı doyursun yeter. Ev almayı bırak, karnı doyursun yeter. Şu zamanda ama. İyi durumdayız dedin ama. Vallahi iyi şöyle yani. Hani çalışan insan için iyi, çalışmayan için kötü. Ben onu kastettim yani. Şimdi sen çalışmazsan, hayatla mücadele etmezsen, kendini bırakırsan her şey kötü olur. Bir insanı kaç gün açtırabilir? En fazla 2 gün açtırabilir. Çünkü başlarsın acım acım demeye. Sen çalışmazsan, şey yapmazsan nasıl olacak bu iş? Abi İstanbul'da sel oldu biliyorsunuz. Evet. İmamoğlu'nda bayağı tepki gösterdi. Başakşehir'deyiz. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Vallahi abicim bu hani bu Allah'ın vermiş olduğu bir şey. Hani şimdi olursa olsun, tamam şimdi hani her ilçenin bir altyapısı olmalı. Evet. Ama şimdi altyapısı olmazsa hani vaziyetten sen de biliyorsun ne olursa olsun. Şimdi mesela gidiyorum doğuya kar yağıyor. Köy yolları kapanıyor. Şimdi sen tam köyü açmazsan ne olur? Öyle o kadar çok yağmur yağdı ki ben 65 yaşındayım. Böyle yağmur Arnavutköy'ü ilk defa görüyorum. Türkiye'de ilk defa görüyorum. Bunu yapacak hiçbir şey yoktu. O kadar çok yağdı ki buranın altyapısının fena değil buranın yani. Dere yataklarını kapattık diyorlar. O yüzden yok, açtılar. Çok yeni açtılar ama şimdi önüne gelen pislik atıyorlar. Çünkü temizlik yapılmıyor. İmamoğlu'na bayağı tepki de gösterdi. Şimdi İmamoğlu bunda yapacak bir şey yok İmamoğlu'nun. İmamoğlu ama mangalları daha önceden temizleyebilirdi yani. Büyükşehir'de, Kayaşehir'de, Arnavutköy'de, Küçükçekmece'de mangalları temizlesin yani. Bunlar olacak şeyler. Bir de alarm veriyorlar mesela. Valilik bildiriyor, İçişleri Bakanı bildiriyor, meteoroloji bildiriyor. Havanın yağacağını söylüyorlar. Tedbir alması lazımdı biraz da ya. Tedbir alacaksın. Ondan sonra bodrumlarda duranlar, gece kondularda duranlar, dere yataklarında duranlar yerlerini değiştirmeleri lazımdı. Eşyalarını çıkarıp kendilerine tedbir alman lazımdı. Alamadılar. Çok şey oldu, masraf oldu. Bu kadar beklemiyordu işte. Bu kadar hiç beklemiyordu. Bu kadar yağmur mu olur ya? 130 kilometre yağmur yağmış metrekareye. Demek ki artık böyle yağmurlar yağacak. Yağacak. O zaman işte bundan sonra dere yataklarından evet. Kaldıracaksın. Evet. Güzel bir yapılandırma yapacaksın. Su yağmur yağdı mı gidecek baraja. Sağa sola sapmadan gidecek. Altyapıyı yapacaksın tabii. Gündem nasıl peki abi? Gündem ekonomide biraz düzelmeler görüyorum ben yani. Ben pazarları hep geziyorum. Evet. Hiçbir pazar bırakmam, gezerim. Size biraz meyve pahalı. Zepçeler normal yani. Soğan patatesi oturdu biraz. Öbür zepçeler de fena değil yani bu mevsimde. Fena değil ama meyve pahalı. Meyvede bu sene kıtlık var diyorlar herhalde. Meyve bizim memlekette de yokmuş. Ben Amasyalıyım. Dediler hiç meyve yok. İşte ondan da pahalı oluyor biraz meyveler. Zaten meyve pazar mı abim? Abi okullar pahalı, başlıyor. Pahalı, öğrenciler. Pahalı okul her şey. Pahalı. Her şey pahalı, her şey pahalı. Bizim tam evet, büyük gemimizden tek bir temiz var abicim tamam mı? Evet. Bu ülkemenin düzenmesi istiyorlarsa abicim. Şu hani dışarıdan yani bazı hani yabancı insanlar geliyor abi. Onlar tam derler kimliklerini kaldırttırıp göndermeleri lazım abi. Çünkü niye bizim gençlerimiz iş bulamıyor. Tamam hani işsizlik var. Yok değil. Var ama abi bu yabancılar burada olduğu sürece abi bizim düzen bir şansımız hiç yok. Hani ben yetkili şunu sesleniyorum. Yani şunu rica ediyorum. Kim gelirse gelsin fark etmez. Ahmet olur ya da Mehmet olur. Parti önemli değil. Abi bu ülkenin düzenlemesi istiyorsa abicim bu yabancı ülkelerden bir an önce göndermesi lazım. Ve artı abi TC kimlik numarası kaldırması lazım. Peki, göndermeyeceğim diyeni destekler misin abi? Abi şimdi destek o bana kalmış olan bir şey. Ben neyin olduğunu ben cahil bir insan değilim. Ben neyin olduğunu biliyorum abi ama dediğim gibi abi eğer ki gerçekten bu ülkeyi kalkmak istiyorsa abicim hani bu yabancılara biraz kurtulmamız gerekiyor. Peki niye göndermiyor hükümet? Abi şimdi adama ucuz çalışıyor abi. Bir işveren. Şimdi abi hani 100 lira, 20 lira vermek varken 10 lira vermek ki niye 20 lira versin? Tamam. O yüzden şimdi de gençler işsiz kalıyor. Ucuz çalışıyor abicim. Ucuz çalışıyor. Diyorsun ki gençler iş beğenmiyor. Hayır. İşte bak diyorum abi ben sana anlatıyorum. Şimdi abi ben bir işverenim. Şimdi bu arkadaşımız bana 10 lira çalışırken ben niye gidip başkasına 20 lira vereyim? Abi işverenimize fırsatçı abi. Anlatabiliyor muyum abi? İşverenimiz hepsi fırsatçı. Kim ucuz çalışıyorsa onu çalışıyorlar.
Ona söylüyor ki abicim şudur budur. Ya önce kardeşim sen kendisine sahip çık. O yabancıları gönderdim 20 liraya çalıştıracaksın ama 25 liraya. Bir şey söyleyeyim abicim. Bak yabancılar burada gitmeye sürece bu ülkeden. Ben yabancıların desin. Gitmesine karşıyım şöyle. Adam sanatkar sanatkarsa gitmesin. Olur. Beypaslı gelsin. Fark parti önemli değil. Doktorsa, avukatsa, hukukçuysa profesör. Sanatkarlar mı geldi abim ülkeye? Ya neyse işte. Aşırı geldiler abi. Çok aşırı geldiler. Sanatkarlar mı geldi? Farklı çekirdek yerine gitsin. Mühendisi. Ya mimarın mühendisi, işe yerenler var. Abi tamam. Ülkemize gelen mimarlar, doktorlar mı geldi? Peki. Hepsi geldi. Ben sana şunu söyleyeyim abi. Kırkızı, çakalı, pisi hepsi bizim memleketimize getirdi. Hakkı yok. Biz insan mıyız? Bize faydası oluyor ama abi çapulcular da var abi. Çok çapulcu var. Hani Afgan'ı var, Pakistan'ı var, İranlısı var, bilmem nesi var, Kenyalısı var, araba var. Abi bu ülkeyi kaldırmıyor. Göndermiyor abi. Ama işte yetkimizi buna bir çare bulması lazım. Yetkiler göndermiyor abi. Abi işte dedim ya sana anlattım sana anlatıyorum. Tamam, bu sefer de iş, gençlerimiz işverenden de işine geliyor kardeşim. Abi diyorum ya. Kendi ayağımıza sıkıyoruz gençlerimiz. Sıkıyoruz ama işveren işine geldiği için göndermiyorum. Aynen işveren işine geldiği için abi ucuz çalışmak istiyor. O yüzden hani göndermiyorlar. Sizin iki çocuğunuz işsiz kalıyor. Ya işte diyorum abi benim şimdi çocuğum okumuş. Evet. Şimdi abi ben çocuğumu yıllarda okutacağım. İş bulamıyor öyle. O zaman niye okuyor? Boşuna okuyorsun. Okumasın abi o zaman. Abi, konunun en başına geldik. Dediniz ya gençler iş beğenmiyor. Tamam. İşte bu yüzden beğenmiyor abi. Abi bak gençler. Çocuğunuz diyor ki ben diyor. Doktor okudum, öğretmenlik okudum. Niye gideyim şokta çalışayım? Tamam, haklı abi. O sefer de haklı abi. Büyüklerimiz de diyor ki, şimdi abi, gençler bak, iş beğenmiyor. Çok affedersin, çok affedersin adam. Adamlar gelmiş abi. Hiçbir şey tam bilgisi olmayan adam doktor koymuş, bilmem ne koymuş, stajyer olarak çalışıyor. Abi sen bu şekilde anlaşmışsan bu şekilde yürümez. Sen okumamış insanlar nasıl oraya şey diyemiş efendim? Onun adamı varmış ya da bunun adamı varmış. Abi bu iş sonu kötü ben sana söyleyeyim. Bu şekilde gitmez yani. Anlatabiliyor muyum amcanı? Abi ben şimdi belki kim olsa olsun bu AK Parti de olur, başkası da olur. Ne olursa olsun abiciğim bu yabancıları bu şeyleri iptal edip tamam mı abi? Ülkelerine göre gelmesi lazım. Bu ülke kaldırmıyor abi çünkü. Almanya'dakiler de yabancılar kovarsan olacak Türkiye'ye. Nasıl abi? Derse ki Almanca'da ben de yabancı istemiyorum. Hadi bak merkez memleketleri derse. Abi Almanlar bize TC'yi vatandaşlığı veriyor mu? Vermiyor ki. Adam sana orada kalmaya şeyi veriyor. Ne veriyor? Mesela kalmış şey otunu veriyor. Biz de veriyoruz ki işe yarayanlara. Biz de veriyoruz abicim. Biz de veriyoruz işe yarayanlara otumezini. Bizim en büyük hatamız burada. Kimlik vermemiz abi. Parayla kimlik alıyoruz. Yani parayla kimlik alınmaz abi. Bir dakika yanlış anlama abi. Bir dakika şey abi. Bir dakika şey. Bir dakika affedersin abi. Bir şey söyleyeyim abicim. Bir dakika abicim. Abi biz bu topu. Biz bir kenara nasıl aldık abi? Bize bir şey söyleyeyim. Biz bu ülkeyi nasıl aldık abi? Nasıl aldık? Savaşarak değil mi? Bizim dedemiz savaşarak almış. Ben kalkıp da abicim hani 100 euro verip de bilmem ne verip de abi ben bu vatandaşlık almadım ha yanlış anlama hadi. Var mı bu kadar ucuz mu abi vatandaşlık bu kadar ucuz mu ya? Git Avrupa sana niye vatandaşlık vermiyor versin. Niye vermiyor abi? Vermiyor mu abi? Almanların Türklerin yarısı Almanca'da. Almanca'da hayır, Alman vatandaşı. Kalma için müsaade ediyor abi. Başka Alman şey vatandaşı vermiyor. Ya. Seni çalıştırıyor gönderiyor. Seçimler oldu. Kime destekledin? Bak abi önemli değil. Benim A parti ve B parti önemli değil abi. Daha çok var ya. Bak abi ben. Ben genel olarak konuşuyorum abi. Ben anlatabiliyorum denemek için. Ne olursa olsun abicim. Abi biz bu hani ülkemizi kalkınması istiyorsak. Bu şey müsibetten kurtulmak istiyorsak abicim. Bu yabancı bir an gitmesi gerekiyor. Ben bunu, beni bu kendini şahsi kendi düşüneceğim. Anlatabiliyor muyum abiciğim? Böyle olduğu sürece bu ülke düzelmez. Ahmet de gelsin düzelmez, Mehmet de gelsin düzelmez abi. Bunlara çare bulmamız lazım ama bulmazsak abiciğim girişat gerçekten çok kötü. Özellikle ya ben yaşım 50. Ben 50 sene yaşamayacağım ama benim bak gençlerimiz var, çocuklarımız abi. Onların geleceği ne olacak? Düşünüyor muyuz? Kimse düşünmüyor. Ya gelsinler ne olur? Gelsinler olmuyor abi. Anlatabiliyor muyum? Bir an önce gitmeli lazım abi. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu beni kendi düşüneceğim. Yayın en abi bunu inşallah yayınlarsınız.